Günaydın. Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar. Kalktım. Saat şu an 9. Aslında Ufuk işe gittikten sonra hiç uyumadım. 6'da çıktı o evden bugün. Bugün günlerden cumartesi. Bugün de çalışıyor maalesef. Bu aralar çok yoğun çalışıyor. Hiç uyumadım o gittiğinden beri. Şimdi kendime gelebiliyorum. Kahvaltımı yaptım. Böyle kendime bir tost hazırladım. Saat 8 gibi. Şansıma güneş açtı. Ben de dedim ki hazır güneş varken şu camları bir sileyim. Çok uzun zaman oldu. O kadar soğuklar oldu ki silemedim. Çok kötü yağmur yağdı. Evet, yine yağmur gösteriyor ama artık böyle bildiğiniz yağır yağır bir pislik oldu. Camları silmek istiyorum. Ama öncesinde yüzüme şöyle bir iki bir şey süreyim de kendime geleyim. Birincisi şu Maybelline'in 4 ürünün bir arada bir BB kremini mi diyeyim artık, nesi bilmiyorum. Bir ürününü aldım. İçerisinde primer var, concealer, highlighter ve BB kremi var. Böyle baktığımda bana rengi çok koyu geldi. Ama takip ettiğim birkaç kişi yorumlarını okudum Trendyol'da. Bu rengi, yani benim cilt tonumla aynı kişiler genellikle bu numarayı almışlar. 01 light aldım bu arada ben. Şimdi bunu bir güzelce çalkalayayım. Dün akşam denedim, güzel uydu cildime. Böyle mükemmel fondöten tarzında bir kapatıcılığı kesinlikle beklemeyin. O etkiyi yapmıyor. Ben zaten fondöten kullanan bir insan değilim. Bu yüzden daha hani böyle ince yapıda bir şeyler tercih etmek istedim. Ama değişik bir ürün. Sevdim, hoşuma da gitti. Şimdi gelin birlikte uygulayalım. İlk önce şunu açtırayım. Lensimi takmayı unuttum. Lensimi takayım. Herhangi bir özel davette, düğünde pek kullanılabilecek bir ürün değil bence. Bunun kanısına vardım. Ama ince yapılı, böyle o yönünü çok sevdim. Işıl ışıl yapıyor cilde. Parlıyor bile şu an yani. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Kapatıcı süreceğim ama 3 tane kapatıcım vardı. En sevdiğim ürünler. Şundan sipariş verdim yine. Bunu çok seviyorum Maybelline'in. Revelation'ın bir kapatıcısı vardı. Bu da çok güzel ve vegan ürün bu. Bir de Bir Lüsin şu Closet vardı. Bunu da çok seviyorum. Yani 3 benim favorim. Tekrar böyle stoklamayı düşünüyorum. Çünkü biri bitince hemen diğeri elimin altında olunca çok iyi oluyor. Şu an üçü de bitti. O yüzden ne süreceğimi bilmiyorum. Şöyle karıştıralım olmazsa. Şu ve şu ikisi şöyle göstereyim. Çok uygun fiyatlı. Benim favori BB kremim bu aslında. Pure Beauty. Watsons'tan alıyorum. Bu da bitmek üzere. Bunu da yenileyeceğim. Bunu çok övdükleri için merak ettim. Çok ince bir yapısı olduğu için. Pastelin şu alanı süreceğim. Ben şeftali tonlarını aldıkları çok seviyorum. Buramı serum damlatmışım ya. Yeni de giydim. L'Oreal'in şu teleskopik maskarasını aldım. İndirimdeydi. Şu ürün koruma bandını çıkaralım. Oo, çok değişik bir fırça. Güzel. Güzel bir rümen. Ama çok ıslak bir yapısı var. Yeni olduğu için de olabilir. Bu yüzden böyle çok yapıştı kirpiklerim ve ben o yapışma görüntüsünü hiç sevmiyorum. Biraz tarayacağım kuru bir fırçayla. Son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Beğendim, güzel. Ama işte tek sıkıntı yapıştırması. Oo. Bence şey çok güzel. Şu. Baksanıza. Işıl ışıl oldu cildim. Ya rimel güzel. Gerçekten güzel. Hani alın, alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Böyle üzerinden tarayınca hatta daha da güzel oldu. Beğendim, çok beğendim rimeli de. Bir
1 yemek kaşığı bulaşık makinesi parlatıcısı ve beyaz sirke atıyorum. Suyum da ılık bu arada. Bununla böyle çok uzun zaman su lekesi falan tutmadan temiz bir şekilde kalıyor camlarınız. Oyalanmadan bir de dışarıdan sileceğim. 3 camım kaldı. Mutfağı iç dış sildim. Sonrasında hızlıca bir balkonu yıkayacağım. Buraları muhtemelen gösteremem çünkü hava çok soğuk. Hemen halletmem gerekiyor. Sonra görüşürüz.
Hoş geldin. Değişik mi geldi buradan kendini görmek? Ya bu saç çekmeyi yeni öğrendi. Saçlarım biraz yağlanmış. Daha dün değil, ondan önceki akşam yıkadım. Yani bir gün içerisinde yağlanıyor. Birazcık pudra dökeceğim çünkü kuru şampuanım bitti. Bu da aklınızda olsun. Böyle acil çıkmanız gerektiği zamanlarda ben pudra döküyorum. Matlaştırıyor bayağı. Ama çok elektriklendiriyor. Hazırım. Mamcin giydim. Üstüme de şu trikomu giydim. Oh. Gidiyoruz. Hazırlandık, çıktık. Beylikdüzü'nde böyle pasta malzemeleri satan bir yer var. Benim bu mutfağa karşı olan ilgimi hepiniz biliyorsunuz. Çok seviyorum. Özellikle de pasta, işte poğaça, cupcake tarzı şeyleri yapmayı daha çok seviyorum. Bu yüzden Beylikdüzü'nde bir dükkan var. Sadece bununla ilgili malzemeler satıyor. Şimdi oraya gidiyoruz çünkü ileride yani birkaç ay sonra böyle pastacılıkla ilgili bir eğitim almayı düşünüyorum. Bir kursa gitmeyi düşünüyorum. Öncesinde de ben evde kendim bir iki bir şey deneyeceğim. Bu yılbaşı için arkadaşlarımızla toplanacağımızı söylemiştik. Dedim ki tatlı işi bende olsun, ben güzel bir yılbaşı pastası yapayım. Onun için gerekli malzemeleri almaya gidiyoruz şu anda. Daha ne oluyor? Hala basıyorlar. Valla ya. Sola dönüş yasak burada ya. Ha, onlara basıyorlar. Evet. Ha evet. Tam sola dönüş ama U dönüşü değil mi? Hayır. Burada yasak sola dönüş. Ha. Evet. Geldik, gidiyoruz. Hava güzel, açık, pırıl pırıl. Pırıl pırıl. Ama yine de serin yani gerçekten. Şu karşıdan karşıya bir geçelim. Alacaklarımızı aldık. Çekemedim. Çok çok küçük bir dükkandı. Çok minik ama her şeyin bulunduğu bir dükkandı gerçekten. Çekemedim. Çünkü direkt satıcı birebir de iletişim kurdu. Böyle anlattım falan. Neyse, aldıklarımı gösteriyorum hemen. Çok güzel şeyler aldım. Camını kapatır mısın? Şu setten aldım. Bununla çok güzel şekiller verebiliyorsunuz. Gül falan yapabiliyorsunuz. Gül, yaprak. Yani ne olursa yapabiliyorsunuz. Gerekli olanları alarak başladım. Bunu aldık. Şu pasta spatulasından aldım. Sıvama spatulası diye geçiyor bu. 25 santim olanı almışım ama tüm büyük boy pastalarda falan bu ideal. Sonrasında şöyle 72'li tek kullanımlı krema sıkma turbaları. 72'lik kremalı 72'lik krema sıkma torbalarından aldım. Şu an evde benim duyum var, plastik duyum var ama bu metal çelik duylardan alacağım. Rus duy seti varmış. Bayağı araştırdım geçen gün. Onlardan sipariş vereceğim, Trendyol'da. Bu ablada set olarak yoktu, böyle tekli tekli vardı. Benim istediğim set olarak almak. Yol ileride ayrılacak. Biz soldan gideceğiz. Tamam.
Sonra pastacıların kullandığı krem şantiden aldım ben böyle bir kiloluk. Bir kiloydu değil mi bu? Evet, bir kiloluk. Çünkü normal krem şant ile yapılan pastalar krem şanti çok yoğun olmadığı için direkt böyle fış diye devrilebiliyor. Ama bu krem şanti çok katı bir krem şanti. Geçen Ufuk işe gittikten sonra ben böyle uyumadım 2-3 saat falan. Full pastacı tariflerine baktım. İşte kekler nasıl süslenir, pastalar nasıl sıvanır. Deli gibi bunları araştırdım. Sonra bu krem şantiyi kullandıklarını gördüm. O yüzden bu krem şantiden de aldık. Bir tane şeker hamuru aldım, beyaz. Aslında şeker hamuru nasıl yapılıyor kendim öğrendim yapımını. İşte yumurta akını çırpıyorsunuz. İçerisine bir iki damla limon mu katılıyordu? Öğrendim aslında ama şimdi dedim riske atmayayım. Bir tane de alayım evde bulunsun. Şu pasta taban altlıklarından aldım. Bunların fiyatı çok uygundu. Bir tane küçük aldım. Sen bir yandan da Ufa yolu tarif ediyorum da. yol şimdi ikiye ayrılıyor. Soldan gideceğiz. Taban altlıklarını aldım. Bunların fiyatı çok ucuzdu. Şu büyükler 10 lira. Bu küçük de bence 7,5 falandır. Küçüğün fiyatını sormadık ama. Bayağı bir şey almışız yalnız. Daha o kadar çok alınacak şey vardı ki aslında ama pasta malzemeleri işte süslemelerinde falan kullanılabileceği şeyler soldan. Süslemelerinde kullanacağı malzemeleri falan böyle satan bir site buldum. Çok güzel şeyler var. Bu yenilebilir kelebekler, işte inciler. Onları oradan sipariş edeceğim. Bir de şöyle gıda boyası aldım. Bir tane yeşil aldım. Bir tane kırmızı aldım. Bir tane de pembe aldım. Bile. Doktor Guston'un alacaktı. Kötü yorumları vardı birkaç tane. Artık işte rengi güzel çıkmıyor. Yeşil yaptım. Çok açık bir renk çıktı. Kahverengi attım. İşte mor, morumsu çıktı. Böyle koyu bir kahverengi çıkmadı. Siyah olmadı falan diye. Ablaya da sordum oradaki satıcı. Çok güneş geliyor. O da dedi Gusto artık saçmaladı dedi. Hani renkleri birebir tutmuyor dedi. Bu Şeker Sugar'ın gıda boyalarını önerdi bana, jel. Jel renklendirici bu arada. Bunlar daha güzelmiş toz gıda boyalarından. Ben öyle araştırmıştım. Direkt bundan aldım. Aldıklarım bu şekilde. Eve geldik. Hemen aldıklarımı açtım. Bunlarla böyle çok güzel şekillendirmeler yapabiliyorsunuz. O yüzden bu seti aldım. Bu bildiğiniz gibi zaten sıvama spatulası ve ben şunu aldım. Dönen ahşap stand. Bizim burada bir züccaciye var. Oraya uğradık Ufuk'la. Normal pasta standları var büyük ama ben dedim ki bunu sonra da kullanırım yani evde sunumlarda falan, o yüzden bunu aldım. Malzemeleri aldıktan sonra ben 2 gündür pastayla uğraşıyorum. Pakizhanelerin gelme durumu vardı bize. Ben de o yüzden ona böyle bir doğum günü geçmişti. Doğum günü pastası yapayım dedim. Hemen denedim tabii ki ama size böyle pek açıkçası çekesim gelmedi. Neden? Bu anlamda çok profesyonel değilim. Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Pastacılık kurslarına gideceğim. Bu benim çocukluk hayalimdi. Çok seviyorum. Mutfakla uğraşmayı zaten ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ekstra olarak da benim ilgi alanım pastacılık, pasta, tatlı. Bu tarz şeyleri daha çok seviyorum yapmayı. Şöyle bir saniye televizyonun sesini de kapatayım. Birazcık konuşalım. 2 gündür dediğim gibi pastayla uğraşıyorum. Yani pandispanyayı yaptıktan sonra bir gece buzdolabında dinlenmesi, beklemesi gerekiyordu. Onu yaptım, bekledi. Aynı zamanda kremayı da yapıp yine bir gece beklemek, dinlendirmek gerekiyordu. Onu da yaptım. Bugün de artık katlandırmasını yaptım, süslemesini yaptım. Videolardan izlediğimde çok kolaydı yani. O kadar basitti ki yapması. Hiç öyle değilmiş. Şimdi size yaptığım pastayı göstereceğim. Yılbaşı için de bir pasta yapacağım. Kendimi geliştirdikçe böyle sizlere de tarif vermeyi düşünüyorum. Ama şu an bu aşamalarda pek tarif vermeyi düşünmüyorum. Çünkü sonucun nasıl çıkacağını ben dahi bilmiyorum. Bilmediğim bir şeyin de tarifini boşu boşuna size veremem. Bir de kötü olur, hani ziyan olmasın. Şimdi yaptığım pastayı bir göstereyim size. Ya öyle çok wow değil bence. O kadar uğraşmama karşın. Ama yani ilk pastam, ilkin günahı olmaz. Böyle bir şeyler yazacaktım ama ne yazacağımı bulamadım.
böyle bilerek tamamen dümdüz sıvamadım. Alacalı dalacalı. Şimdi bu birazcık da kolayıma geldi. Bayağı zormuş yapmak. Bayağı zor. Hani onlar gelir diye yaptım. Hani gelmeselerdi bile böyle bir deneme pastası yapmak istiyordum. Ufuk dedi hani o kadar şey aldık, hadi yap bakalım bir pasta. Göster pastacılığını diye. Ben de bir nevi de denemek istedim açıkçası. O yüzden pastamı yaptım. 2 gündür dediğim gibi bununla uğraşıyorum. Neyse şimdi yarın öğlene doğru pakizanneler gelecek ve Bursa'dan arkadaşlarıyla birlikte geliyorlar. Biz de tanıyoruz yani, ben de tanıyorum. Çok da sevdiğim insanlar. Konuşmuştuk daha önceden bize gelin falan diye ama bir türlü kısmet olmadı. Bugüne kısmetmiş. Mutfağı falan toparladım ben. Hallettim o işi. Şimdi şunun içerisine etlerim vardı böyle dondurucudan çıkardığım. Unuttum, tüm gün çıkarsaydım iyiydi. Bu et sıcak suya koyacağım. Buzu çözülsün. Etleri halledeceğim. Yemekleri dedim ki akşamdan yapayım. Yazdım ama bakın. Yemekleri akşamdan halledeyim dedim. Evim zaten temizdi. En azından yarın hani öğlen bile gelsen insanların yanında yemek telaşı olmaz. Ne yapacağım? Böyle etli sebzeli ben bu yemeği yapıyorum. Bir önceki videoda gördünüz. Gayet de güzel bir yemek. Bunu yapacağım. Bunun içerisine patlıcan kabak da atılabilir. Patates, soğan, kırmızı biber, bezelye. Böyle karışık bir etli yahni gibi, sebze, etli sebze yemeği gibi düşünebilirsiniz. Mercimek çorbası, kabak çorbası ve tavuklu tavuk suyuna böyle ekşili bir çorba yapıyor annemim terbiyeli. Böyle 3 çorba arasına gidip geliyorum. Ama en basiti ve bence en lezzetlisi mercimek çorbası. Şimdi bu et tavuk suyunu o tavuk çorbasını yaparsam o tavuk. Muhtemelen onu yapmam. Onu eledim bile. Sonrasında hemen bir sarma dolma harcı hazırlayacağım. Kuru biber, kuru patlıcan ve yaprak sarması sarmayı düşünüyorum. Ortaya havuç tarator yapacağım. Böyle bir de bir patlıcanlı yoğurtlu bir meze var. Ondan yapacağım. Yanına da pilav veya bulgur pilavı yapabilirim. Annemle konuştuk. Annem hani zaten pirinçli bir sarma yapıyorsun ortaya. Hiç gerek yok dedi ama. Böyle bir kafam karıştı. Ben yine pilavımı da yapayım. Zaten pastamız var. 2 gün kalacaklarmış. Bir sonraki güne de muhtemelen dışarıda oluruz, gezeriz. Akşam geldiğimizde hani Allah ne verdiyse yeriz. Ben şimdi yemeklerimi hallediyorum. Tabii ki sizinle birlikte. Bir tane havucumu ayırayım. Bunları yapalım. Rendeleyebilirim bir tane. Beni nerelerden izliyorsunuz? Acaba hemşerilerim var mı burada beni izleyen? Ben İzmirliyim biliyorsunuz ki. Onu çok merak ediyorum ya. Bir yazar mısınız yorumlara beni nerelerden izliyorsunuz? Yarın sadece pilav ve çorba kalır. Bir de salata, Akdeniz salatası yapmayı düşünüyorum. Canım için şöyle donu getirdim. Bir de ben şimdiden hazırlayayım da elektrikler kesilir mesilir. Bizim ocak elektrikli. Sonra ben mahvolurum. Kaç kişi olacağız? 4-7 kişi. Hemencik yumuşasın. Etlerimi mühürleyeceğim. Ah, kapattım yanlışlıkla. Sıvı yağda. Mühürleyelim. Şöyle minik minik 2-3 tane. Oh.
tuzlu su. Mesela 3'e bölmem yeterli olacak. Şöyle. Ben böyle şekli güzel oluyor. O yüzden doğruyorum. Etlere biraz su ekliyorum. Mühürledim. Böyle rengi döndü. Karabiber ekleyeceğim birazcık. Kokusunu kırsın. Ben kokusunu sevmiyorum. Ve bu kabak yetmez. Bir tane daha doğrayayım. Bir yıkayayım. Havuç da tamam. Burada kırmızı biberlerim var. Bunlardan koyacağım. Çok buldu. Biraz suyunu akıtacağım. Ve bezelye koyacağım. Şöyle bir yıkadım. Buzunu attırdım. Bezelyeyi de ekledim. Oo, çok kaçtı. Elim dondu. Böyle iri iri doğruyorum. Yani böyle hoşuma gidiyor benim bu yemekte. Onlar da tamam. Bunları böyle fırında bir döndüreceğim ben şimdi. Bir pişireceğim yani. Yarın üzerine eti ekleyip böyle karıştırıp toslayıp pişirmek kaldı sadece. Dibe ulaşamıyorum. Mükemmel. Acı suyu da çıkmıştır zaten ama güzelmiş patlıcanlar. Çekirdekli de değilmiş yani. Yok. Sığmadı. Dökelim buna. Bayağı abartmışım.
yuvarlak borcamını alacağım. Zeytinyağı ekliyorum. Tuz ekliyorum. Karabiber ekliyorum. Şöyle birazcık renk versin. Buna şimdi biraz su da ekliyorum. Ve biraz kekik ekleyeceğim. O aromayı versin. Bu tamam. Şimdi dolmanın yapımına geçiyorum. Ya yaprak sarması sarsam mı sarmasam mı bilmiyorum. Çok da yoruldum. Şuradan biber ve patlıcanlarımı alıyorum. Bu arada burayı böyle düzenledim. Nasıl olmuş? Şöyle. Bayağı düzenli oldu. Biberi eklemeyi unutmuştum. Onu ekledim. Of, çok güzel. Şöyle bir karıştırayım. Her yeri kızarsın. Her yeri. Çok güzel. Açıyorum. Saat şu an 12'ye çeyrek var. Son bir tane yapayım. 2 2 2 4 6 8 10 12 13 14. Bir yandan mercimek çorbamı da koyacağım şimdi. Bu zaten çok basit. Şimdi biberleri de ekliyorum. Şöyle biberleri de bir 5 dakika pişireceğim. Yumuşayana kadar. Bir tanesini mercimek çorbasına ayırıyorum. Bir yerde birleştireceğim. Yani şu sıvı yağ alıyorum. Mercimek çorbasını zeytinyağıyla yapmıyorum. Ağır oluyor bence. Biber salçası ekliyorum. Domates ekliyorum.
Süzme ekliyorum. Ya sarımsak eklemeyi unuttum. Hemen sarımsak ekleyeceğim. Önce buna su ekliyorum. Mercimeklerini de ekliyorum. Soğanla birlikte kavuracaktım sarımsağı da ama unuttum. Şimdi ekleyelim. Bir şey olmaz. Buna karabiber ekliyorum. Kırmızı biber. Nane. Bir kaşığı kadar sumak ekliyorum. Vallahi bu pişti. Bunu kapatıyorum. Çorbanın suyunu ekledim. İyice kavruldu mercimekler. Bunun da ağzını kapatıyorum. Şimdi bunu ayıracağım ya. Şey için de, kuru dolma için. Kalanını yaprak sarması yapacağım ben ya. Benim içime sinmez şimdi, söyledim. Bir kere niyet ettim. Tamam. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Tamam. Of of of. Of. Bu da ikinci. Of, çok güzel. Bunu yarın bir kızartırım. Şuradaki sarımsaklar düşmedi bir türlü. Şöyle bir karıştıralım. Tuzumuzu. Süper. Çok doldurmuyorum. Pirinçler şişecek. Kimi patlıcan çok güzel, kimi çok garipmiş ya. Ya taşmaz. Batalım, yarın pişiririz. Yemeğin son hali. Şimdi yaprak saracağım. Mercimek çorbam hazır. Bunu yarın blenderdan geçirip tereyağlı sosunu dökeceğim. Biber dolmalarım, patlıcanım. Burada kabak ve havuç tarator var. Burada kırmızı biber var. Yarın patlıcan mezesinde kullanacağım. Burada da şimdi yapraklar haşlanıyor. Artık pijamalarımı giydim. Bunu yapıp yatacağım. Saat 1. Ufuk mesai kalmıştı bu gece. Bana da bir yandan iyi oldu aslında işlerimi halletmem açısından. Olması değil de, ya makarna mı yapacaktım? Bu halde ya, ben sen de bilen kuru domates.
bademler ve Antep fıstıkları kavruluyor. Pilav için pirinçler de Antep fıstıkları ve bademlerle kavruluyor. Ben de emeklerim lazım. Hocam ve kendisi bir şey beğenmeyecek. Emre'ye çok düşük bir puan verecek yavruluyor. Bal kabakları zeytinyağıyla soteleniyor. Tamam, ne yapıyoruz şimdi? Bunları hemen marinasyonu yapıp soslayıp... Patlıcan mezesini yapıyorum. Bunu Simge'den gördüm. Simge Kamitoğlu'ndan. Patlıcanı da çok sevdiğim için hoşuma gider diye düşündüm. Böyle ince ince doğradım. Zeytinyağı, pul biber ve tuzla böyle bir güzel karıştırdım. Tepsiye diziyorum şimdi. Süzme yoğurdun içerisine şimdi sarımsak ekliyorum. Kırmızı biberleri ekliyorum. Of. Mis. Koyalım. Isınacak zaten sadece. Evet.